Bugüne kadar çeşitli konuları anlatırken günümüz anlayışı içinde dinin düşünebilen beyinlere göre artık iman edilecek bir şey değil, idrakın gereği olarak tatbik edilecek bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştık. Çünkü dedik, din tamamen fizik, şimik, astronomik, biyolojik bir takım bilimsel gerçeklere dayanıyor. Ve bunun da çeşitli yönlerini kitapta izah ettik. Mesela bir hac olayından söz ettiğimizde yerin altındaki müsbet ve menfi akım kanallarının varlığından söz ettik. 1820'lerde ilk defa bulunan ley hatlarından söz ettik. Aynen insan vücudundaki elektrik akım şebekesi olan sinir sistemi gibi yeryüzünün altında da müsbet ve menfi manyetik akım kanalları bulunduğunu, bunların belli radyasyonlar yaydığını, bu radyasyonların da insan vücutları ve beyinleri üzerinde etkileri olduğunu söz etmiştik. Mesela bu olgudan dayanarak son yapılanlarda yapılan bir takım araştırmalar, herhangi bir evde yatağınızı koyacağınız yerin tespiti için evvela odada eşya yokken bir içeri bir kedi bırakın diyor. Kediyi bırakıyorsunuz, kedi gidip nerede uyursa yatağınızı oraya koyun diyor. Çünkü kedi bu dalgaları alıyor. Tabii bu olayın aslında çok daha enteresan dayandığı gerçekler var. Biz anlayamadığımız için bazı gerçekleri veya bazı bilimsel olayları eskiden çözemediğimiz için bir takım hadiseleri başka sebeplere yoruyorduk. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman herkes gel bizim evimizde kal, burası senin için olsun dedi. Fakat o bazılarına göre sosyolojik bir seçim yaptı. Kimseyi kırmamak için deve nereye giderse orada kalırım dedi. Bunu tabii o günün insanı haliyle kimseyi kırmak istememesine bağladı. Halbuki deve yapısı itibariyle yer altındaki müsbet akım kanallarını en iyi algılayan hayvanların başında gelen bir tanesi. O gidişin nerede kalacağını devenin alış gücüne bıraktı. Kendisi söylese olmayacak. Ve deve en yararlı müsbet akımın olduğu ev, bölgeye kurulmuş olan Halid bin Velid'in evine gitti. Orada durdu ve Hazreti Peygamber orada kaldı. İnsan beyni dediğimiz gibi tamamen gerek astrolojik tesirler, gerek de yer altındaki bu manyetik akım kanallarının yaydığı radyasyonlarla beslenen ve yönlenen bir yapı olarak çalışıyor. Peki, insan beyninde var olan nefs nedir? Bugünkü konumuz nefs. Türkçe'de nefis diye bahsedilen şey. Nefs, esas itibariyle, varlığı özü itibariyle rububiyet nurundan yaratılmıştır.
Nefs, rububiyet nurundan yaratıldığı için, rububiyet nurundan meydana geldiği için de, yapısının gereği olarak dilediğini yapmak ister ve yapar. Engel tanımaz. Hayır veya şer, iyi veya kötü diye bir mefhum bilmez. O sadece dilediğini yapar, yapmak ister. Çünkü varoluşu rububiyet nurundan meydana gelmiştir. Nefsin aslı nefsi küldür. Nefsi kül nedir? Cenab-ı Hak kendi esmasını seyretmeyi dilediği anda, kendi zatındaki manaları seyretmeyi dilediği anda, zatından zatına tecelli etti denen bir biçimde, kendi varlığında kendi esmasını seyretmiştir. Bu kendi esmasını seyri dediğimiz halin neticesi olarak, bu esmanın toplu bulunduğu manalar ruh adlı meleği meydana getirmiştir. Ruh-u azam da denilen bu ruh, sahip olduğu şuur ve ilim itibariyle aklı evvel adını alır. Varlığında mevcut olan kudret itibariyle nefs-i kül adını alır. Hayatiyeti, canlılığı itibariyle ruhu azam, ruh adını alır. Sahip olduğu manalar esma-i ilahi itibariyle de hakikat-ı Muhammediye adını alır. Nefs-i küllün zahirdeki kaynağı ve varlığı, bu kainatın meydana getiren ana cevher olan enerji dediğimiz şeydir. Eni, boyu, ağırlığı, derinliği, sınırı falan yoktur. Sınırsız, sonsuz kudrettir. Bir diğer ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından başka bir şey değildir. Var olan her şey bundan meydana gelmiştir. Bu nefs-i külde mevcut olan şuur, ilahi esmalara cami olan şuurdur ki, kendindeki manaları ortaya koymayı diler. Yef'alü mâ yurid, dilediğini irade eder. İşte bu irade edişi itibariyle rububiyetin merkezidir. Ve rububiyetinin gereği olarak dilediğini halk eder. Yahluku ma yeşâ. Bu nefs-i külden, yani varlığın özünü, orijinini meydana getiren enerjiden ana rahmindeki
sperm yumurta birleşmesiyle hasıl olan cevhere 120. günde ulaşan nefs-i küllün gücü o birimde ruhu izafiyi meydana getirir. Yani beyin 120. günde canlılığa kavuşur, faaliyete geçer ve bu nefs-i kül dediğimiz varlığı meydana getiren orijin enerjiden aldığı hayatiyet gücüyle kendi ruhunu meydana getirir. Ve böylece birimsel izafi ruh, ruhu insani meydana gelir. Aynı zamanda da hayatiyet yönüyle ruh, varlığı enerjisi yönüyle nefs-i kül, ilmi itibariyle de akla evvel olan cevherden geldiği için bu güç, o birimde bir şuur oluşur. Hayatiyet, yani beyin bir yandan ruhu üretiyor, bir yandan onda bir şuur meydana geliyor. Böylece nefs, şuur, bir bünyede birleşmiş olarak oluşmaya başlıyor. Bunun özellikleri ise daha sonraki 7. ay, 9. ay devresinde ve doğum anında meydana gelen tesirlerle kişilik mefhumu oluşuyor. Ve bu kişilik mefhumu o kişinin aynıyla da ruhuna yansıyor. Daha sonra bu kişi büyüyor. Büyüdüğü zaman bu kişide bir benlik mefhumu oluşuyor. Ben diyor, ben kelimesiyle kastettiği bir varlık var. Fakat şartlanmaların ne istikametteyse beni o şekilde tanımlıyor, anlıyor. Ben mefhumu şaşmıyor, ben mefhumu var. Ama o beni şartlanmalar ne yoldan nasıl gelmişse öyle bir ben kabul ediyor. Ve bu ben dediğin nefs kendisinde neyi isterse onu yapmak istiyor. Nefs neyi isterse onu yapmayı diliyor. Burada yanlış anlaşılan bir olay var. Burası çok önemli. Eskilerin birçoğu nefisle ruhu karıştırmışlardır. Ruhta mevcut olan benlik mefhumunun adıdır nefs. Ruhta mevcut olan benlik mefhumunun adıdır nefs. Nefsin istekleri diye bilinen şeylerse bedenin tabiatının iktizası olan şeyler. Nefsin iktizası dilediğini yapmasıdır. Nefs kendini beden kabul ettiği için bedende gözünü açtığı, bedende kendini tanıdığı ve kendini beden kabul ettiği için bedenin istek ve arzularını kendi istek ve arzularıymış gibi kabullenip bedene dönük emirler vererek yaşamını sürdürür. Fakat kendisinin bedenin ötesinde bir varlık olduğu yolunda bir açılım olursa o zaman yaşamı değişmeye başlar. Nefs özü itibariyle
Nefs, özü itibariyle, yani benliğinin hakikati itibariyle, bütün Allah'ın isimlerinin manalarına camidir. Çünkü nefsin aslı nefsiküldür. Nefsikül, esmanın toplu olarak bulunduğu ruhu azamın varlığıdır, yansımasıdır, aynasıdır. Kendisinde mevcut olan bu manaları nefsin tanıyıp bilmesidir önemli olan. Bunu tanıyıp bilmenin de 7 mertebesi vardır. İnsanların geneldeki meratibi 7'dir. Yani bütün insanlar 7 mertebeden bir tanesindedir. Bu 7 mertebe nefsin kendini tanıma mertebeleridir. Nefsin kendini tanıması 7 mertebededir. Nefs birinci mertebede kendini beden kabul etme durumundadır. İçinde yaşadığı beden kabul etme durumundadır. Burada kendini beden kabul ettiği için bedenin bütün istek ve arzularına sahip çıkarak bedeninin dilediği her şeyi yapma emrini verir ve onları yaptırtır. Bu emreden nefs anlamına emmare nefis, nefsi emmare denmiştir. Bu düzeyde yaşayan bir insan bütün ağırlığını yeme, içme, rahatına düşkün olma, uyuma, seks, bedene dönük nam, şan, şöhret peşinde koşma ile ortaya koyar. Genelde insanların çok çok büyük bir kısmı bu düzeyde yaşar. Kendini beden kabul ederek bedene dönük istek ve arzularını gerçekleştirme yolunda yaşar. Bu durumda nefs rububiyetiyle tamamıyla yaşıyordur. Yani bir diğer ifadeyle kendini Tanrı olarak görür, o şekliyle yaşar, kendinin orijini, aslı, var edenini kabul etmez. Şayet bu nefs akıl gücünü kullanabilirse, ve akıl ona ışık tutarsa, düşünmeye başlarsa, der ki bir süre sonra bu beden gidecek benim elimden. Ölüm denen olayla birlikte bu beden benim elimden gidecek. Ben bu bedensiz kalacağım. Ben bu bedensiz kalacağıma göre demek ki ben bu beden değilim. Peki o zaman neyim ben? Diye düşünüp aklını kullanarak araştırmaya başlarsa
bir takım çalışmalara girer. Kendini ve bütün bu varlığı meydana getiren ana gücü araştırma yoluna gider. Ve neticede gerek kendini ve gerekse bu varlığı meydana getiren ana gücü kabul eder. Kabul ettiği zaman, ya der, ben bu bedeni terk ediyorum, böyle bir güç var. Öyleyse ben, beni meydana getiren bu gücün ne olduğunu anlayıp bilmek durumundayım. Ve de bu bedenden kendimi kurtarmak durumundayım. Öyleyse, benim sadece yiyip içmeye, çiftleşmeye, uyumaya, rahatıma dönük yaşama dair yaptığım çalışmalar beni bir takım gerçeklerden alıkoyuyor. Öyleyse ben bir takım çalışmalar yapmalıyım. Bugüne kadar zamanımı ben boşa geçirmişim. Ben bunu nasıl telafi edeceğim? Deyip kendi kendine kızmaya başlar. Kendi kendine levmeder, Arapça tabiriyle. İşte bazı şeyleri idrak etmesinin sonucu kendi kendine kızma başlaması, levmetmesi itibariyle de bu nefse levvame nefis, levmeden nefis denmiştir. Bu eksiklerini görüp de bunları tamamlama yolunda bir takım çalışmalar yaptıktan sonra beyinde belli hassasiyetler oluşur. Bu hassasiyetler neticesinde beyin belli ilhamlar almaya başlar. Bu ilhamlar neticesinde o nefs aklını kullanır, kendinde mevcut olan akıl gücünü kullanır. Tabii bu akıl gücü de aklı külden ilham almaya başlar. Çünkü nefsin aslında nefsi kül olduğu, nefis nefsi külden meydana geldiği gibi kendinde mevcut akıl da aklı külden akıl almaya başlıyor. Ve bunlar ilham yolu kendisine geliyor. Bu aldığı ilhamlar neticesinde şunu fark etmeye başlar. Varlıkta iki tane mevcut yoktur. Varlık tek bir mevcuttan ibarettir. O da Allah'tır. E peki, varlık tek bir mevcut olduğuna göre, onun dışında ikinci bir mevcut olmadığına göre, kendi varlığı benliği mevcut, bu hiçbir zaman yok olmuyor. Ha, o zaman der ki benim nefsimin hakikati, o mevcut olan tek varlık. O zaman anlar ki nefsi nefsi küldür. O zaman anlar ki aklı aklı küldür. O zaman anlar ki ruhu izafisi gerçekten ruhu mukaddestir. O ana kadar benim nefsim var, bir de nefsi kül var. Benim aklım var, bir de aklı kül var. Benim ruhum var, bir de ruhu mukaddes var diye düşünürken bu gelen ilhamlar sonucu anlar ki nefsi nefsi küldür. Aklı aklı küldür. Ruhu ruhu mukaddestir. İşte bu ilham alışı sonucundaki adı nefsi mülhimedir. Yani ilhama kavuşmuş, ilhamla kendini bulmuş nefis anlamında. Burada çok önemli vartalar çıkar. Tasavvufun en büyük girdapları burada başlar. Kendisinin nefsi kül, aklı kül, ruh mukaddes olduğunu fark eden nefs, eğer ki beden olma yolundaki belli kabulleri ve şartlanmayı terk edememişse, bu defa bu ilahi vasıfları bedene yapıp, bedene yapıştırıp, bedende rububiyetini yaşamak ister.
bedende rububiyetini yaşamak ister. Yani nefsinin hakikatini yaşamak ister. Bedende nefsini yaşamak istediği zaman, madem ki bunun izahı şöyledir, madem ki ben Hakk'ın varlığıyım, benim dışında da ayrıca bir ikinci varlık yok, Hak benim, o zaman ben dilediğimi yaparım der ve bedene rububiyeti verip en güzel şekilde yemeye, en güzel şekilde içmeye, en güzel şekilde seks hayatı yaşamaya, en güzel şekilde dünyalığa sahip olmaya kayar ve bu defa o yüce mertebeye çıkmış nefs bedenin tabiatı içinde boğulur gider, helak olur gider. Çünkü nefs hakikati itibariyle yukarı yükselmeye yönelik bir yapıyken kendinin beden olduğu yolundaki kabul edişten kurtulamadığı için rububiyeti bedene verdi ve dolayısıyla da tabiat batağında boğulur. İşte en önemli geçilmesi gereken ve en zor geçilen girdap burasıdır. Burayı geçmenin yegane yolu, bedenin istek ve arzularına karşı çıkmak, kendinin beden olmadığı yolundaki ilmi sürekli olarak hatırda tutup muhafaza edip bedenin istek ve arzularına sürekli karşı çıkmak. Mümkün olduğu kadar az yemek, az içmek, az uyumak. Mümkün olduğu kadar sekse hakim olmak veya kaldırmak belli bir süre için. Maddeye dönük istek ve arzuları terk etmek. Ta ki kendisinin hakikati kendisine meleke olarak yerleşecek. Kendisinin hakikati kendisine meleke olarak yerleşecek. Nefs bu hakikati meleke olarak kabullenip de tatmin olduğu zaman işte o zaman nefsi mutmainnadır. Velayetin ilk basamağıdır, kapısıdır, girişidir nefsi mutmainne. Nefsi mutmainneye geldiği zaman kendinde de çevrede de Hakk'ın varlığından başka bir şey göremez. Var olan sadece Hak'tır. Hakk'ın dışında hiçbir şey yoktur. Bu noktaya geçtikten sonra artık geri dönüş, mülhimeye geri dönüş. Mülhime batağına saplanma olayı yoktur. Kişi emmaredeyken levvameye geçer, kah levvame halini yaşar, kendi kendine levhametme halini, kah emmareye düşer, bedenin istek ve arzularını yerine getirir. Yani emmare ile levvame arasında gidiş geliş vardır. Levvameden sonra mülhimeye geçer, kah ilham alır, hakikatını hisseder, yaşar günlük, anlık haller içinde, hak olarak kendini hisseder. Kah tekrar levvameye döner, bedene dönük, tabiata dönük halleri yaşar, yemeye, içmeye, sekse dolayı istekler, arzular gelir. Yani levvame ile mülhime arasında gidip gelmeler olur. Bu gidip gelmeler gittikçe azalır, gittikçe azalır ve üstte oturmaya başlar. Bedenden kendini soyutlamaya başlar. Bu gidip gelmelerin neticesinde levameye, mülhimeye oturur. Mülhimede bu sefer yavaş yavaş tatmin halleri oluşmaya başlar kendi hakikatine dair. Ne zaman ki tatmin olmuştur, mutmainneye oturmuştur, mutmainneden sonra mülhimeye geri dönüş yoktur artık. İşte onun için Ela inne evliyallah, la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Evliyaullah için ne bir korku, ne de bir mahzunluk doğuracak, hüzün doğuracak kalp mevcut değildir, hükmü gelir. Fakat sanma ki mutmainneye geldikten sonra da bedene dönük istek ve arzular onda uyanır. Yok. Artık onda bedene dönük istek ve arzular kalmamıştır. Niye? Çünkü Hakk'ın hakikatini yaşamaya başlamıştır.
Şimdi bunun ilerisine geçeceğim fakat geçmeden evvel burada önemli bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Kişideki idrak ilerlemesi vardır. Kişideki idrak ilerlemesinin neticesinde ruhta meydana gelen belli güçler vardır. Bir de nefsin tabiattan kendini kurtarması olayı vardır. Kişide ilerleme iki yönlü olur. Bir, ruhun güçlenmesi, gelişmesi. İki, nefsin terbiye olması. Genelde tasavvufta tarikatlar bu iki sistemden birini tercih etmişlerdir. Bazı tarikatlar ruhu güçlendirmeye ağırlık vermişlerdir, nefsi ikinci plana bırakmışlardır. Bazı tarikatlar nefsi terbiyeye ağırlık vermişlerdir, ruhu güçlendirmeyi nefse bağlı olarak ilerletmişlerdir. Yani nefsi terbiye derken nefsin kendi hakikatını anlaması neticesinde bedenden kopma mücadelesi vermesini söylüyor. Yani ki sen şimdi nefsin hakikatinin hak olduğunu anlıyorsun. Bunu anlamanın neticesinde nefsinin kendini beden kabul etmesinden ileri gelen bir takım alışkanlıkları var. Nefs kendini beden kabul ettiği için yemeye, içmeye, seksi, maddi isteklere dönük bir yaşam içindedir. Halbuki ise bunlardan uzaklaşması lazım nefsin kendi benliğini, hakikatini anlayıp idrak edebilmesi için. Bununla birlikte bir de yapılan zikir, ibadet, tesbih, gece namazı vesaire gibi şeylerle ve de nefse yüklediğin o bilgilerle ruh güçleniyor. Eğer kişi ruhunu güçlendirme yolunu tutmuş, ruhunu güçlendirmiş ilimle mutmainneyi geçmiş ise, ruh mutmainneyi geçti fakat nefs mücadelesine girmedi. Nefs mücadelesine girmediği için de nefs tabiatın hükmünden kendini kurtaramadı. Nefs tabiatın hükmünden kendini kurtaramadı. İşte burada bazı tehlikeler söz konusu. Burada bazı tehlikeler söz konusu. Ve burada bazı enteresan olaylar da söz konusu. Bazı enteresan olaylar da söz konusu. Burada önemli bir nokta var dedim. Bazı kişilerde yaptığı belli çalışmalar sonucu ruh gücünde yükselme olur. Yani ruh gücünde yükselme olur derken beyin kapasitesi belli hassasiyetlere kavuşur. Bu hassasiyete kavuşma neticesinde de ruh gücünde güçlenme olur. Ve bu ruh gücüyle belli şeyleri görebilir, alabilir veya belli çalışmaları yapabilir. Yani manevi çalışmaları yapabilir. Manevi seyahatleri yapabilir. Veya manevi bazı vazifeleri yapabilecek düzeye gelebilir. O zaman o kişiye belli görevler, belli çalışmalar yaptırılır. Gerek alıştırma düzeyinde, gerekse ihtiyaç duyulan düzeyde üsttekiler tarafından ona belli görevler tevdi edilir. Fakat bu kişi nefis terbiyesi aşamasından geçmediği için, yani nefs kendini beden kabul etme aşamasından geçmediği için onda keşif ve fetih denen haller, zaten fetih kesinlikle olmaz da, keşif halleri veya yaptığı çalışmalara muttali olması hali kesinlikle açılmaz, kapalıdır. İşte sen kapalı gidiyorsun ve sen kapalı olarak belli görevler yapıyorsun, belli şeyleri yapıyorsun denilen hal, nefsin kendini beden kabul etme halinden kurtaramaması dolayısıyla onun beyin gücünün üst düzeydekiler tarafından kullanılmasıdır. O kendindeki bu gücü ve kullanışın farkında değildir. Fakat onun gücünü daha üsttekiler onun beyin vasıtasıyla kullanırlar
O bir takım şeyler yapar fakat bundan haberdar değildir. Bundan haberdar hale gelebilmesi ancak kendini beden kabulü yolundaki çalışmalardan kendini kurtarabilmesiyle mümkündür. Aksi takdirde o kişi yani ruh gücü mutmainneye ulaşmıştır. Fakat nefs henüz levvamededir veya mülhimededir. Mühim olan her ikisinin de mutmainneye ulaşmasıdır. Her ikisi de mutmainneye ulaşmadıkça o kişi kendi yaptığı manevi görevlere, manevi çalışmalara muttali olamaz. Bu önemli hususlardan biridir. İşte bakın şimdi burada buna dikkat edin. Falanca evliya kaybetti, derecesinden düştü, velayetini de kaybetti derler. İşte bu falanca evliyanın mertebesinden düşmesi, velayetini kaybetmesi denen olay sadece ruh gücüyle mutmainneyi aşmış fakat nefs itibariyle mülkimede olan, yani velayeti asalet kazanmamış, velayet alıştırması düzeyinde olan için geçerlidir. Onlar da olur mu? Yoksa hem nefs hem de ruh olarak mutmainneye ulaşmış kişide kaybetme, geri dönme, kayma olmaz. O ayetin kapsamı altındadır. Vela hafun ya ela inna evliyallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsinun. Allah'ın evliyası için hüzün ve korku yoktur hükmü. Ancak nefs ve ruhun, yani benliğindeki teklik şuuru ile birlikte ruh gücünün bir arada olmasıyla kabildir. Ondan evvel aldığı güçlü ilim, idrak ettiği hakikatla o kişi ruhaniler arasında manevi olarak bulunabilir, staj olarak bulunabilir, bir takım görevleri yapar fakat nefis terbiyesi olmadığı, yani nefs kendini beden kabul etme halini terk edemediği için mutmainneye ulaşamamıştır ve tehlikededir bu. Ve en büyük tehlike de buradadır. Çünkü ruh o nimete kavuşmuş, beyin o nimete kavuşmuş fakat nefs beden olma halini atamamış. Bu kaybetme korkusuyla baş başadır. Ne zaman ki nefs de bununla birlikte mutmainneye oturur, artık onun için kaybetme tehlikesi bitmiştir. Nakşi ve benzeri tarikatlar ruh gücünü arttırmaya gider. Ruh gücü belli bir düzeye geldikten sonra zaten nefsi de kontrol edip onu yetiştirir der. Bu tarz tatbik eder. Kadiri, Rufai, Bedevi gibi tarikatlar nefs terbiyesine ağırlık verir. Nefs terbiyesiyle birlikte aynı düzeyde ruhu geliştirir. Tarikatlar arasındaki farkı anlatıyor. Esas olarak tarikatların tarzı, farkı buradadır. İşte mutmainne düzeyine geldikten sonra nefs veli adını alır. Mutmainne düzeyindeki kişi ilmel yakin sahibidir. Mutmainne fena fillahın başlangıcıdır. Mülhime, fenai efal, fenai esma, fenai sıfattır. Fenai zatla birlikte nefs kendini beden kabul etme halinden arınır, fena fillaha girer ki fena fillah esas mutmainnedir. Ama fena fillaha nefsle birlikte ruhun girmesi olayı vardır veya sadece ruhun girmesi, nefsin sonra girmesi olayı vardır. Burayı karıştırmayalım. Mutmainne ve mutmainneye müteakiben nefsi radiye fena fillah'tır. Mardiye bakabillah'tır. Mutmainne de kişide Allah'ın tekliği konusunda tam bir itminan hasıl olmuştur.
nerede ne fiil görürse görsün, bu fiilin faili hakikisi Allah'tır der. Ve nerede, kimde, ne hal görürse görsün, böyle yapmayı diliyor, böyle yapıyor der. Kınama, ayıplama, ters görme, yanlış görme, kusurlu görme, hatalı görme gibi haller Mutmainne'deki velide kalkmıştır. 124 bin veli vardır denen ifade Mutmainne itibariyledir. Bu Mutmainne'de oturma hali, yerleşme hali neticesinde kişide rıza hali oluşur. Madem ki her şeyi meydana getiren Hakk'ın kendisidir, Hakk'ın kendisidir. Burada Hakk'ın kendisidir derken, kendindeki nefsinin hakikatinin de hak olduğunu bilir ama gene de bir kendini görme hali tam kaybolmamıştır. Yani şirk-i hafi daha burada mevcuttur. Mutmainne'de ve radiyede şirk-i hafi daha mevcuttur. Kalkmamıştır ortada. Yani varlığın aslının hak olduğunu bilir. Enel hak der. Ama buna rağmen de o enel hak sözünün içinde hafi bir benlik vardır. Bu hal içinde her şeyden razıdır. Ne görse, ne işitse, ne duysa, ne olsa böyle dilemiş, böyle yapmış der ve o hal içinde razıdır. Nefsi razıye tabir edilir buna. Burada mutmainnedeyken, yalnız arada bir fark var. Mutmainnedeyken fiilleri seyreder. Mutmainnedeyken fiilleri seyreder. O fiillerin faili olarak hakkı görür. Nefs-i radiyeye geçtiği zaman fiil boyutundan esma boyutuna çıkar. Artık o fiiller üzerinde değil, o fiilleri meydana getiren manaların müşahedesine geçer. Yani o ismi neticesinde Cenab-ı Hak misali olarak anlatıyorum. Rahman Rahim tecelli etti, bu merhametle böyle yaptı der. Yani birisinde merhamet etti, şu parayı verdi der, fiili konuşur. Ötekinde rahmeti, merhameti müşahede eder, vasıfları, manaları seyretmeye başlar radiyede. Yani tecelli-i esma başlar. Bir evvelki mutmainnedeki tecelli-i efaldi. Fiillerde tecelli ederek hakkı müşahede ediyordu. Fiilleri meydana getiren isimleri seyretmeye başladı, müşahede etmeye, yaşamaya başladı ve o isimlerin tabii sonucu olarak o fiilleri görmeye başladı. Yani birinde bir fiil var. Bu fiil, bu ismin neticesi olarak zaten çıkacaktır ortaya. Başka çaresi yok. Bu fiil mutlaka bu ismin manası olarak çıkacak. İsimlerin ağırlığını seyretmeye başladı. İşte bu isimleri ağırlıkla seyretmesi dolayısıyla da raziye hali oluştu ve tecelli-i esmaya geçti. Levvame bir grup. Başlı başına. Mülhime başlı başına bir grup. Mutmainne, radiyeyi de içine alan bir gruptur. Evliyanın 124 bininin çok büyük bir kısmı, belki 120 bini mutmainne düzeyindedir. Bunun 4000'i de diyelim radiyededir. Mardiyeye geçmek evliyaullah içinde 100 binde bir taneye nasip olan bir haldir. Ancak ve ancak mardiyede şirk-i hafi kalkıyor. Şirk-i hafi mardiyede kalkıyor. Mardiye, nefs mardiye düzeyine geldiği zaman, nefs mardiye düzeyine geldiği zaman, fahidiyet mertebesinde kendini bulur.
vahidiyet mertebesinde kendini tanıyan nefs, ilahi vasıflarla kendini tanır. Haydır, alimdir, mürittir, kadirdir, semidir, basirdir, mütekellimdir. Ve bütün bu vasıfların sonucu mükevvindir. Bunun tafsilatına girmiyorum. Çünkü orada daha ta aşağıda nefs nefsikül olduğunu anlar idrak eder dedi. Mülhimede. Mülhimede nefs nefsikül olduğunu anlar idrak eder. Mardiyede nefsikül olarak tasarruf edendir. Burası yedilerin, dörtlerin makamıdır. Yedi kutup, dört kutup, nefs-i mardiye düzeyi. Mutmainnedeki velidir. Radiyedeki veli mükemmeldir. Mardiyedeki veli kamildir. Safiyedeki belli bir mertebe sahibi olarak ya Gavs'tır ya Kutbül Aktab'tır. Mardiye de sıfat mertebesidir dedik. İlahi vasıflarla vasıflanmış kişidir. Mardiye velayet-i kübradır. Mutmainne ve radiye velayet-i suğradır. Mardiye velayet-i kübradır. Velayet-i kübrada sonra bir de velayet-i ulya vardır. Bu da mardiyenin üst sınıfıdır. Velayet-i ulya meri ala velayetidir. Yüksek dereceli bazı melaike ile eş düzeydedir bu kişiler. Bir de velayet-i uzma vardır. Bu velayet-i uzma müferridunun velayetidir. Bunlar ferdiyet makamında olanların velayetidir, velayet-i uzma. Bunlar Gavs'ın tasarruf dairesi dışındadırlar. Gavsiyet mertebesini hak etmişler. Fakat Gavs bir tane olduğu için bunlar Gavs'ın dışındaki kişilerdir. Ferdiyet sahipleridir. Tasarruf dairesi dışındadırlar. Yani mardiyeden sonra safiye gelir. Nefsin tam öz hali, tamamen ilahi halifetullah durumunda olan kişidir. Gavs'ın emrinde yanında iki arkadaşı daha vardır. Bunlardan dünyanın idaresiyle görevli olan Gavs'ın yardımcısı Kutbül Aktab'tır. Aynı zamanda Ricali Gayb ordusunun başıdır. Gavs olmadığı zamanlar Ricali Gayb ordusunda ve divanda başkanlık eden Kutbül Aktab'tır. Gavs'ın solundadır. Gavs'ın sağında da Kutbül İrşad vardır. Kutbül İrşad alemden gelen feyzi insanlığa dağıtır. Kutbül İrşad dünya işlerine karışmaz. Dünyada olacak olaylara vesaire, yani kişilerin durumuyla alakalı yarışmaz. Alemden gelen feyzi, yani çeşitli burçlardan o devir, bulunduğu devir içinde gelen kozmik ışınımı gerektiği kişilere kanalize ederek onlarda belli bir feyzi oluşturur. Kutbül İrşad'ın vazifesi gelen manevi feyzi gerekli olan kişilere ve yerlere dağıtmaktır. Onun görev alanı tamamen başkadır.
Kutbul irşadın emrinde kutuplar vardır. Kutbul aktabın emrinde kutuplar vardır. Kutbul irşadın emrindeki kutuplar irşat kutuplarıdır. Bunlar yetişmesi imkan dahilinde olan kişilerin yetişmesi için gerekli olan feyzi dağıtırlar. Mesela bir kişi gider bir şeyhe bağlanır. O şeyh aslında yetersiz bir şeyhtir. Ama o kişi de istidatlıdır. Bir şeyler olması lazım. İşte o zaman kutbul irşadın emrindeki bu irşat kutupları manen o kişileri müdahale eder ve yetiştirir. O kişi zanneder ki ben şeyhimden alıyorum. Hayır, şeyhinden almıyor ve şeyhinde hiçbir şey yok. Ama o samimiyetle ve safiyetle o kişiye bağlandığı için kutbul irşadın emrindeki o irşat kutupları tarafından yetiştirilir. Ama bunu ne o kişi bilir ne de şeyhi bilir. Vakfiye ben burada yaşadım. Bir tanesi geldi. Adam şeyhini çok seviyor. Pırıl pırıl deniyor. Baktım talebeye şeyhinden daha yukarıda. Nuranet diyetiyle. Gözüm kesti. Bakayım. Onu daha üstün gördüm. Allah Allah dedim. Şunun sıdkı sadakatine bak dedi. Ne kadar merhale kat etmiş dedi. İkisinin yüzünü görüyorum zaten. Dercilerin yüzlerini görüyorum. Allah açtı da öyle gördüm yani. Hayret ettim. Yani sizin az geçen gün bu mevzu geçirdi. Bazı talebe şeyin geçebilir mi? Geçemez mi diye soruldu burada. Aynı şekilde burada Antalya'da görmüştüm. 10-15 sene mi? 10 sene falan oldu. Önceden. Mürit şeyhinin üstünde parlaklık ve nurlarını kesmetmiş. İşte o şeyin vaktin irşat kutuplarından birinin himayesinde yetişiyordur. Ama o bilmez onu şeyhimden alıyorum yani, diye bilmiyor. Gider ve geçer gider. Bilmiyor hiç. O kadar samimi, o kadar sadakatli ki ben hareket etmiş. Gördüm. İşte hayatını unutmuyor onu. Evet. İşte irşat kutupları kutbu irşattan aldıkları feyzi dağıtan kutuplardır. Bunların diğer halkın idaresiyle ilgili kutuplarla alakası yoktur. Yani onlarla karıştırmamak lazım. İki tür kutup vardır. Bir idari kutup, bir irşadi kutup. İdari kutuplar ricali gayb tabir edilen manevi ordunun görevlileridir. Bu en başta Gavs vardır. Gelen ana feyz Gavs'a gelir. Gavs bu feyzi irşat yönüyle irşat kutbuna nakleder. Dünyanın düzeni dolayısıyla alınması kararlar, oluşması gereken olaylar yönüyle de kutbul aktaba devreder. Bu kararlar esas olarak divandan çıkar. Evliyaullah'ın divanı vardır. Bu her gece, her ayın 14. gecesi yapılır. Gökteki ayın, dolunayın 14. gecesi aylık toplantılar muntazaman yapılır. Bir de senelik, senede bir toplantı vardır. Büyük toplantıdır o. O Mekke'de Hıra Dağı'nda yapılır. Aylık toplantılar çeşitli bölgelerde yapılır. Bu toplantılara insan-ı kamil o zavirde yaşıyorsa Gavs, insan-ı kamil Gavs'ın üstündedir. Ayrı bir ferttir. Ve ancak belli asırlarda vardır. 3-4 asırda bir gelir. Gavs her asırda vardır. O Gavs öldü mü yerine başka bir Gavs tayin olur. Gavs'ın dediğim gibi iki kutbu vardır. Bu iki kutbu, iki kutup iki ayrı kanala ayrılır. Kutbul aktabın emrinde dörtler vardır. Kutbul aktaba bağlı olarak. Dörtlerden sonra yediler vardır. Yedilerden sonra kırklar vardır. Pardon, dörtler, yedilerden sonra on ikiler vardır. 12'lerden sonra 40'lar vardır. 40'lardan sonra da 300'ler vardır. 300'ler tabir edilir. Esas 313 kişidir bunlar. Ki mesela Ladikli Ahmet'a Bediüzzaman bu 300'lerdendi. Bunların ikisi de 300'lerde vazifeli olan Evliyaullah'tandı.
Onun dışında 300'lerden sonra da 1200 kişilik bir grup vardır. Ondan sonra da 124.000. Esas ana görevliler bu 1200'lere kadar olan gruplardır. Bunlar kendi kademelerine göre belli kutuplardır. Bölgesel kutuplardır. Ayrıca bunların teferruatı olan mahalli kutuplar vardır. Yani belli bir bölgeyi içine alan belli kutuplar vardır. Mesela diyelim ki İstanbul bölgesi diyorsun veya Ankara bölgesi diyorsun. Ankara bölgesi diyorsun ama civarındaki 2-3 şehri daha içine alıyor. Bunlar bölgesel kutuplardır. Burada belli kararlar alınır. Divan 66 kişidir. Bu 66 kişinin yaklaşık 46 kişisi şu anda ahirete intikal etmiş kişilerden oluşuyor zaten. Divan ehli, seçilen yüksek rütbeli zat öbür tarafa intikal etse de divandaki görevi gene devam eder. Bunun dışında yaklaşık 20 kişisi de şu anda yeryüzünde yaşayan kişilerden. Burada belli kararlar alınır. Yani divan karar organıdır. Orada kararlar alınır. Divanın esas başkanı Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Orada alınan kararlar icra organı tarafından, yani Kutbul Aktab'ın başkanlığındaki icra organı tarafından tatbik edilir. Yeryüzünde olan bütün savaşlar, barışlar, ihtilaller, kavgalar, büyük felaketler, depremler, sel felaketleri, fırtınalar, şunlar bunlar, bu tür büyük olayların hepsi bu organlar tarafından kararlaştırılır ve kontrol altına alınarak belli bir kontrolle tutulur. İşte bunlar, yani bu bahsettiğimiz zevatın 40'lara kadar olan bölümü Mardiye'ye ulaşmamıştır. 40'ların bir kısmı Mardiye'dedir, bir kısmı Radiye'dedir. 40'ların reisi Mardiye'dedir. 7'ler Mardiye'dedir. 4'ler Mardiye'dedir. Kutbul Aktab, Kutbu İrşad, Gavs, Müferrudun yani ferdiyet sahipleri, insan-ı kamil bunlar safiyededir. Bunlarınki artık tarife, tabire sığmaz. Yani bu buradaki yaşamın nasıl olduğunu anlatmak mümkün değil. Yani o yaşantı olmak lazım. O kime nasip olmuşsa, kime takdir olmuşsa onlar tarafından bilinen bir yaşam yani bizimkiyle. Biz ancak işte bunun böyle lafını ederiz. Allah nasip etmiş ola da biz de o hallere muttali olan. İşte bu görevlerde, yani daha alt düzeydeki görevlerde belli ruh gücüne erişmiş, yani belli beyin hassasiyetine ulaşmış, belli bir vahdet görüşünü almış, kabullenmiş kişiler stajyer veli olarak görev alırlar. Yani beyin kabiliyetleri ve kapasiteleri itibariyle görev yapabilecek güçtedirler bunlar. Bunlar önceden tespit edilir, 10 sene, 5 sene, 7 sene staja alınır. Bu staj süresinde henüz nefs mücadelesi, nefs terbiyesi var olmamıştır daha onlarda. O yüzden stajyerdirler zaten. Ve yukarı güçtekiler bunlara belli görevleri intikal ettirirler ve onlar da farkında olmadan o güçleri kullanarak çevrelerinde belli tasarrufları yaparlar. Bu arada da yetiştiricileri tarafından nefs terbiyesini alırlar. Nefs terbiyesi kendini beden olarak kabul etme halinden kurtulma mücadelesidir. Senin kendini bir beden, bir birim olarak kabullenmene yol açan hallerden kurtulman. Bu olmadan, bu gerçekleşmeden veli olman, yakin kazanman mümkün değildir. İlmel yakin, ilmel yakin mutmainne de hasıl olur. Mülhimedeki yakin değildir. Mülhimedeki ilmel yakinin gölgesidir. Bilgi yolu belli şeyleri hissediştir. Mutmainne de ilmel yakin hasıl olur.
Bu radiyede aynel yakine döner. Mardiyede hakkal yakin hasıl olur ve onunla ilgili de ve ilahi sıfatlarla tahakkuk eder kişi. Bu anlattıklarım çok yüksek derecede bir takım hakikatlardır. Bunların siz şu anda kıymetini bilemezsiniz. Bu derslerde hem şey oluyor ki, hakkal yakın olunca sıfatı esma-i tamamen kendini görme. İşte ilahi vasıflarla tahakkuk etme hali. Yani o sıfatlarla tahakkuk ediyorsun. Onların gereği olan halleri kendinden ortaya koyuyorsun. Ama kendinden derken bundan değil. Nefsi kül olarak varlığından. Radiyede tecelli-i esma vardır. Mardiyede tecelli-i sıfat vardır. İlahi vasıflarla tahakkuk etme hali ki bu ikisi arasındaki fark ancak yani yaşayanlarla fark edilir. Yani dilde bunu anlatmak çok zor bir şey. Çünkü biz öyle bir şey düşünmemişiz, hayal bile etmemişiz. Hayalimizden bile geçmemişiz. İşte onun için buraları yaşayarak bilinir. Anlatılır ama yaşayarak bilinebilir ancak. Anlamı da oradan kuruyoruz. O zaman çok basit. Yaşayan için çok basit. Şimdi Gavs dünyada yaşadığı sürece Gavsiyet görevini ifa eder. Gavsların hepsi de esasen vekil Gavs'tır. Her mertebenin bir asili vardır ve o asilden sonra gelen vekilleri vardır. Esas Gavsiyet mertebesinin asaleten sahibi Abdülkadir Geylani'dir. Gavs-ı Azam'dır. Diğer devirlerde gelen Gavslar da vekaleten Gavsluk görevini yaparlar. Gavs mertebesinin sahibidir. Fakat ahirete intikal ettikten sonra Gavsiyet görevini bırakır. Divana geçmiş Gavsları temsilen Abdülkadir Geylani gelir. Gavs-ı Azamlığı Abdülkadir Geylani'nin buradan ileri gelir. Bunu bilmezler birçoğu. Yani Gavs-ı Azam der. Niye Gavs-ı Azam? Kutbiyeti, irşadiyeti kendinde toplamış da. Hayır, onun için değil. Abdülkadir Geylani asaleten Gavs'tır ve de Gavs-ı Azam'dır. Yani kendisinde diğer Gavslar ahirete geçtikten sonra divana katılmazlar, görevlere karışmazlar. O mertebe ihraz etmiş, tabiri caizse emekli olmuş gibidir. Öbür tarafta manevi alemde bir takım görevler yaparlar. Dünya işine karışmazlar ama Abdülkadir Geylani Gavs-ı Azam olarak, asaleten o görevin sahibi olarak dünya işlerine müdahale yetkisi vardır. Diğer Gavslar dünyadan ayrıldıktan sonra dünya işine müdahale etmez. Ama Abdülkadir Geylani'nin dünya işlerine müdahale yetkisi vardır ve o yönüyle Gavs-ı Azam'dır. Dünyada yaşadığı kadar o kişi Gavsiyet görevini yapar, intikal edince öbür dünyaya, öbür dünyanın görevini yapar. Bir de bu arada dediğim gibi geçenlerde de bahsetmiştim, her yüzyılda bir gelen müceddikler vardır. Çünkü yüzyılda bir dünyanın ahvali değişir. Dünyanın genel ahvali değiştiği için o günün şartlarına göre dini tecdit etmek gerekir. Dini tecdit ederken dinde yeni şartlar meydana getirmek değil, dini o günün şartları içinde anlatmak, o günün anlayışına göre anlatmak. İşte bunu yüzyılda bir gelen müceddikler yapar. Mücedditler de çok yüksek dereceli zevattır. Gavs'tan yüksek. Hayır, Gavs'tan yüksek değil. Mücedditler tecdit görevini yaparlar. Bu yaptıkları görevin gereğini icra kurulu tatbik eder. Bir yandan da kutbu irşatla ortak çalışır. Mücedditler esas itibariyle kutbu irşatla ortak çalışırlar. Onlar tecdidi yapar. O tecdit istikametinde kutbu irşat diğer kutuplarla feyzi yayar. Kutbul Aktab diğer emrindeki görevlilerle birlikte dünyanın idari, siyasi veya fiziki olaylarını yönlendirir. Kutbul İrşad ilahi feyzi yönlendirir. İlahi feyzin yönlenişi de müceddidin tecdit ettiği konuya dönük olarak oluşur. Dolayısıyla müceddit kutbu irşatla
beraber ortak çalışır. Ama mücedidin olmadığı zamanlarda da kutbul irşat görevlidir. O devam eder. Yalnız tecrit babında mücedid geldikçe mücedidle beraber ve mücedidin istikametinde kutbu irşat çalışır. Yani kutbu irşat gavsiyet görevinde değildir. Fakat kutbu irşatla başa baştır. Yalnız kutbu irşattan bir derecede geridir. Çünkü kutbu irşat ana feyzi dışarıdan alıyor. Ama bir derece geridir derken bakın burada yanlış anlamayın, burası çok hassas bir konu. Kutbu irşatlar nübüvvet-i tarifiye sahipleridir. Çünkü tecrit görevini yapıyor. Fakat halka dönüktür. Gaybından alır, müceddit gaybından alır, halka verir. Müceddit gaybından aldığı şeyi kutbu irşadın afaktan aldığı feyizle birleştirerek halka yayar. Çevresine yayışı kendindendir. Dünya üzerine yayışı kutbu irşadın gücünden yararlanaraktır. Asıl müceddidin. Müceddidin görevi. Bu anlattığım tafsilat bildiğim kadarıyla hiçbir kitapta mevcut değildir. Evet. Cenab-ı Hak işte aklımıza getiriyor sizin hürmetinizi. Bu gecenin hürmetini getiriyoruz, konuşuyoruz. Alınıyor. Almıyor ben. Alıyor. Neyse, şimdi ruh adlı meleğe gelelim. Varlığı meydana getiren, hakikat-ı Muhammediye namıyla tarif edilen ana ruh, ruh-u azam aynı zamanda bir güçtür. Güç oluşu itibariyle bir melektir. Zaten derler ki senin nefsinde hem melekiyet mevcut hem şeytaniyet mevcut. Yani nefsin hakikati bu melek tabir edilen bu güçtür. Vehme tabi olursa nefs şeytaniyete bürünmüş olur. Eğer ki kendi özüne yönelirse meleki güçlerini kullanmış olur. Bu meleki güçlerini kullanarak hakikatine ve aslına dönmüş, hakikatinin aslının gereğini yaşamış olur ki nefsin mertebeleri meydana çıkar. Anlatabildim mi? Her büyük kutup, yani kutbu aktab olsun, kutbu irşad olsun, gavs olsun, bunların her biri belli sıfatlar ağırlıklı olarak gelmişlerdir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri kudret sıfatının zuhuruyla ağırlık kazanmıştır. Yani hayat, ilim, irade vardır. Yani haydır, mürittir, alimdir de Kadir ismi yönünden kudretle gelmiştir. Dolayısıyla onda çok büyük tasarruflar vardır. Şah-ı Nakşibend alim ismi yönünden çıkmıştır, ilimle gelmiştir. Seyyid Ahmet Rufai ve Bedevi onlar da kudret sıfatıyla zuhur etmişlerdir. Onlardan da o yüzden olağanüstü olaylar gelmişlerdir. Büyük olan bu zevatın her birinde belli sıfatlar vardır. Bunlara vekaleten diğer velilerde de belli sıfatlar oluşur. Ama netice olarak her biri kendi tabi olduğu peygamberin meşrebinden istifadeyle görev yaparlar. Bu veliler de. O meşrepten giderler. Mesela büyük velilerin kimisi Musevi meşreptir. Yani Hazreti Musa'nın meşrebi üzeridir. Kimisi Hazreti İsa'nın meşrebi üzeridir. Eğer ki aktabiyet durumu hasıl olursa veya müferridunluk durumu hasıl olursa Muhammedi meşrebe geçerler. Onlar Muhammedi meşreptir. Onun dışındakilerin hepsi ya Musevi ya İsevi meşreptir. Marifet ikiye ayrılır. Birinci marifet mülhimede hasıl olur. Belli riyazetler ve bedenle mücadeleler sonucunda kişide belli marifetler oluşur.
Bu marifetler belli kerametleri de doğurur. Fakat burada kişilik mefhumu henüz vardır. Evet. Fakat yoğun riyazat dolayısıyla bedende hafifleme meydana gelmiştir ve bu hafiflemeyle belli fiilleri, olağanüstü fiilleri ortaya koyar. Bu Allah'a gidiş sırasında oluşan marifettir. Ve bu düzeydeki kişiye arif derler. Yani işin hakikatine arif olmuş ve belli halle, belli bir marifet sahibi. Bu daha sonra mutmainnede hakikata döner. Marifetten sonra mutmainnede ve radiyede hakikat hasıl olur. Bu hakikat neticesinde mardiyeye geçerse o zaman marifeti billah meydana gelir. Yani Allah'ın bilişiyle bilme hali. Ki ona da arifi billah derler. Mardiye makamında hasıl olan marifete arifi billah derler. Mülhime'deki, üçüncü mertebedeki ariftir. Altıncı mertebedeki arifi billah'tır. Yani varlığındaki Allah'ın ilmi ile her şeye agah olan, arif olan zat demektir. Hakikattan sonraki marifettir. İşte bazılarının şeriat, tarikat, marifet, hakikat demeleri, bazılarının da şeriat, tarikat, hakikat, marifet demeleri bu farka dayanır. Hakikattan sonra marifet diyenler, mardiyedeki marifetullah'tan söz ediyor. Ben de buna şey diyordum. Hakikattan sonra marifet, bazen marifetten sonra hakikat. Şimdi marifetten sonra hakikat diyenler, mülhime'de hasıl olan irfan babındaki mariftir. Evvela levamedeki tarikattır, mülhime'de marifet hasıl olur, bu marifetin neticesinde de hakikata vasıl olur. Mutmainnede ve radiyede. O sıralamada budur. Ötekilerse mülhime'deki marifeti hiç kale almazlar, onlara göre o önemli bir şey değildir. Tarikattan sonra mutmainnede hakikat, radiyede hakikat hasıl olur. Bunun neticesinde mardiyeye geçerse marifetullah'a sahip olarak arif-i billah olur. İşte o zaman hakikattan sonra marifet gelir derler. Anlamış oldum bunu. Çok şey diyordum. Neden bunlar böyle yazıyor, söylüyorlar diyelim. Bunları izah etmemişler kitaplarda genellikle de onun için. Ben de şöyle dedim. Marifeti mesela ilme yakın veyahut da keşif yolları hakikatta daha yüksek mertebe olarak hissediyorum. Öyle düşünüyordum. Siz dediğiniz gibi bazı yerde de böyle bahsediyor. Hakikat marifet diyor. Bu nasıl oluyor diye düşünüyorum. Bir de aşağı bir yukarı geliyor diye. Burada da oluyor. Bu, marifet, bu farktan bak. İman-ı billah'ta. Tabii. Doğuyor. Tabii bu doktrinleri hakka geçirdim. Şimdi... Diyen ikisi de hayır birbirlerini çekmediler. Bir de İstanbul'da karşılaştım böyle hadise. İstanbul'da bilmeyerek bir ruhum intisat etti, genişleme yapmamaktadı. Yine ikisi beraber geldiler. Ben onları görüyorum. Bir zahir alim bizi göğe bozuverecekmiş. Necdet Serapçı'yı bilmiyorum ne kafalarında ne vardı. Ondan söylüyor, ben onları söylüyorum. İki evliyalar tasarruf ediyor. Açıdan açıyor yani ben onları görüyorum, onları bana söylüyorlar. Ben de aşağıya söylüyorum. Öbür adam sapıtmaya başladı. Karıştırdı. Oradaki 3-5 kişi dediler ki onlara. Yahu dedi, şeyinle amel etmediğin için, ilminle amel etmediğin için, böyle arkadaşı daha sonra durma dediler. Adam konuşken de şaşırttı, konuşma hali geldi. Ondan sonra onlar ayrıldılar. İşte bizden ayrıldı. İkisi de yanıma geldi. Biri sarıldı, biri solundu. Onlar ne derse, onlar bir kişi diye vereyim onlara. Şimdi adam şaşırdı, konuşamaz hali geldi, ters dedi, durdu. Hadisi böyle oldu. Bu vakayı yaşadım. Şimdi Evliyaullah kendisine iltica edene sahip çıkar, yardım eder. Evet. Fakat bazen mesela sizin bu bahsettiğiniz gibi olaylar olur. Mesela o hem Şah-ı Nakşibend'e bağlanmıştır, hem de diyelim ki Seyyid Ahmet Rıfa'ya bağlanmıştır veyahut da
Bediüzzaman yardımcı olmuştur, ona bağlanmıştır. Bunlar aralarında çekişme olur. Yani o da sever, yardımcı olmak ister, öteki de ister. Fakat şimdi burada bir de Müferridun'un farkı vardır. Müferridun Kibrit-i Ahmer gibidir. Yani ona rast gelmek muazzam bir lütfu ilahi. Yeryüzünde bir insana ulaşacak en büyük nimet Müferridun'dan bir zata rastlamaktır. Yani bir insan için ondan daha büyük bir nimet düşünülemez Müferridun'dan olan bir zata. Şimdi böyle bir zata rastlarsa kişi eğer, bu zatlar direkt tasarruf sahibidir. Yani Müferridun'dan olan zat zaten Kavs'ın da halkası dışındadır. Ve onlar herhangi birisini isterse Allah'ın kuvvet ve kudretiyle o kişiyi alır. Der ki ben bu kişiyi alıyorum. Hiçbir zat, hiçbir tarikat reisi ona karşı koyup da müdahale edemez. Müdahale. O istediğini alır seçer. Allah dilediğini kendine seçer ayeti Müferridun'dan tecelli eder. Ve o kendini alır seçer. O adam şu haldedir, bu haldedir, çamura batmıştır, şöyle olmuştur, şuna bağlıdır. Yok, onun için problem yoktur. Mühim olan onun gözünün kesmesi ve onu seçmesi. Seçer alır. O adam feleğini şaşırır. İcabında en büyük matakhanenin göbeğindedir. Adam çıkar, bir anda döner. Nazar-ı ilahiye maruz kaldı derler. Nazar-ı ilahi tecelli eder Müferridun'dan olan zattan. O her şeyi değiştirir. Ama işte biz bunların hep hikayesini konuşuyoruz böyle. Hakikati nasıl olur? Allah. Onu da Allah. Eskiler edep üzerinde çok durmuşlardır. Edepsiz kemal olmaz demişlerdir. Yani edep olmadan kemal olmaz demişlerdir. Orada kemalden kasıt mutmainne halidir. Edepten murat da, edepten kasıt da şudur. Bizim anladığımız manada karşındakine hürmet etmek, çevrendekilere hürmet etmek demek değildir edep. Biz edebi çok dar, kısıtlı ve sınırlı anlıyoruz. Yahya Efendi dergahının girişinde de orada yazılıdır yukarıda. Edep yahu der. Edep kelimesinden murat, nefsin bedene tabi olmamasıdır. Edepten murat, nefsini bedene tabi olmaktan, bedenin tabiatına tabi olmaktan kurtarmaktır. Şimdi özellikle edepsizlik mülhimede başlar. Her ne kadar devamede kısmen varsa da edepsizlik hali, edebe riayet etmeme hali özellikle mülhimede oluşur. Çünkü nefs aldığı ilhamlar sonucu kendi hakikatine yönelip rububiyetin hakikatını idrak etmeye başladığı zaman kafa rububiyet hakikatlarıyla ve sırlarıyla meşgul olmaya başlar. Bununla meşgulken beden de kendi hükmünü icra ederek istediği gibi, dilediği gibi at koşturmak ister. Ve nefsin bedene burada tabi olması hali edepsizlik diye anlatılan haldir. Yani edep noksanı, edep eksikliği. Yani sen o anda kendini ruh boyutunda belli idraklar içinde hissettiğin için bedene boş veriyorsun. Bedene boş vermişliğin farkında olmadan nefsin bedene tabi olma halini getiriyor. İşte bedenin tabiatına tabilik çıktığı andaki halin adıdır edepsizlik. Nefs bedene tabi, bedenin istek ve arzularına tabi olduğu anda ki halin adıdır edepsizlik. Bedenle, tabiatla mücadele hali
edep edinme hali diye tarif edilmiştir. Dolayısıyla edep olmadan mutmainne hali olmaz ve veli olamaz kişi. Edepsiz kişi veli olamaz derler. Bunun manası budur. Bunu dar manada anlayıp da çevrendekilere hürmet etmek diye anlamak çok yanlış ve hatalıdır. Dolayısıyla işin hakikatine vakıf olmak, velayet sırlarına vakıf olmak, Allah'a yakın olmak için netice ne olursa olsun nefsin bedene ve bedenin tabiatına tabi olmaktan kendini kurtarması mecburiyeti kesindir. Başka türlü Allah'a yakin elde edilmez. Şimdi nefsin kendini tanıma çalışmaları içinde veya bir diğer ifadeyle nefsin Allah'a vasıl olma, Allah'a erme çalışmaları içinde daha önce de izah ettiğimiz gibi en önemli girdap, tam anlamıyla girdap, mülhimede hasıl olur. Girdap bilirsiniz, dönerek suyun derinliğe doğru, aşağı doğru inmesi halidir. Girdaba kapılan bir kişi bu suyun dönüşüyle birlikte suyun yüzeyinden suyun dibine doğru çekilir. Şimdi mülhimedeki durum da tam bir girdap arz eder. Gelen ilhamlar neticesinde kişi kendisinin varlığının hak olduğunu ve de hakkın dışında mevcudatta bir varlık var olmadığını hisseder. Yaşar. Bu yaşamın neticesinde sanki bedeni yokmuş gibi olur. Ve bu kendinin hak olduğunu yaşaması neticesinde kendisinde tecelli eden rububiyet sırrı tamamen eğer tabiat mücadelesinden o kişi geçmemişse yoğun bir riyazatla bedenin istek ve arzularına istediği anda gem vurabilme özelliğini kazanamamışsa, bedene ruhu yani şuuru tabi kılar. Bu tabi kılış neticesinde de bedenin istek ve arzuları istikametinde sorumsuz davranışlar ortaya çıkar. Madem ki ben hakkım, dilediğimi yaparım, dilediğim gibi yerim, içerim, uyurum, yatarım, kalkarım gibi görüşlere kapılabilir. Namazı, abdesti, orucu, zekatı, haccı vesaireyi terk eder. Benim bunlara ihtiyacım yok. Benim varlığım hakkın varlığıdır. Hakkında namaza, oruca, abdeste, diğer emirlere ihtiyacı yoktur. Bunlarla kayıt altına girmezler. İşte bu kişideki yanlış bilgiden veya onu yetiştiren, yönlendiren, ona bir takım şeyler öğreten kişideki yetersiz ilimden doğan çok önemli bir varta, çok önemli bir girdaptır. Burada bilinmesi gereken husus, varlıkta mevcut olan hakkın zatı ve esması itibariyle her şeyden münezzeh olması yanı sıra bedenin de kendi içinde bulunduğu mertebenin şartlarına tabi olduğu gerçeğidir. Beden içinde bulunduğu boyutun şartlarına tabidir. Şuur boyutunda siz hangi gerçeği yaşarsanız yaşayın, beden boyutunda bedenin şartlarına tabisiniz. Nitekim velen tecideri sünnetallahi tebdila, Allah'ın düzeninde, nizamında, adetlerinde asla tebeddül, değişiklik olmaz. İşareti Kur'an'da bu hususa büyük ışık tutar. Siz bu mülhime mertebesinde hakkın varlığını kendi varlığınızda
ne kadar hissederseniz hissedin, Hakk'ın varlığı yanında kendi varlığınızın, benliğinizin olmayışını ne kadar hissederseniz hissedin, bedenin varoluşu şartları gereği bir takım çalışmaları yapmak mecburiyetindesiniz. Bu kesinlikle böyledir. Hiçbir şekilde bu ortadan kalkmaz. Sizin bu şartları yaşamanız, bu idraka gelmiş olmanız, yeme, içme, uyuma ihtiyacından sizi azade kılmaz. Bunun gibi bedenin ve bedendeki beynin oluşturduğu ruhtaki güçler de bedendeki faaliyetlere bağlı olarak oluşur. Ruhtaki belli güçlerin oluşması için de bu bedenin belli çalışmalar yapması gerekir. Bu çalışmalar yapılmadığı takdirde ruhta bu güçler hasıl olmaz, bu ilim hasıl olmaz. Bunun eksikliği neticesi, eğer yönlendirici de yanlış veya yetersiz bir yönlendirici ise, kişiyi emmare düzeyine inmesine yol açar. Yani mülhimedeki girdap kişiyi bir anda alır, emmare düzeyine indirir. Emmare düzeyine inen kişi, hani salyangoz bütün gün direği tırmanırmış da sonra gece uyuyakalırmış, farkında olmadan kayar direğin dibine inermiş, ertesi sabah uyandığında kendini direğin dibi tepesinde sanıp bulunduğu yerden daha yukarı çıkıyor zannıyla direğin gene en altından yukarı doğru tırmanmaya başlarmış. Hesabı nefse emmareye mülhimeden düşer, ondan sonra da emmare hali içindeyken kendini mülhimede gibi düşünüp, yani kendi varlığının hak olduğunu düşünüp, emmare nefsin gereği bir biçimde bedenin istek ve arzularına dönük yaşam tarzını kendine seçer. Şimdi burada önemli bir husus, daha evvelce de izah etmediğim bir husus şu: emmareden levvameye geçilir. Emmareden levvameye geçiş neticesinde kişi kendisindeki eksiklikleri, noksanlıkları müşahede eder ve bundan dolayı pişmanlık duyar. Bundan sonra belli bilgiler onu mülhimeye hazırlar. Bu bilgilerin neticesinde mülhimenin getireceği idrak onda oluşursa, mülhime mertebesinde kendini bulur. Fakat mülhimeye hazırlayıcı bilgiler levvamenin ileri derecelerinde oluşur. Bu mülhimeye hazırlayıcı bilgiler eğer mülhimenin gereği olan hissedişi getirmezse, bu bilgilerin neticesinde o kişi yeniden emmareye düşer. Fakat emmareye düştüğü zaman bu defa artık çıkışta levvameye uğramaz. Niye? Çünkü mülhimenin bilgilerine sahip olduğu için, kendi varlığının hak olduğunu bildiği için, yaptığı yanlış fiillerden, yani emmareye dönük fiillerden dolayı pişmanlık duymaz. Pişmanlık duyarsa ikilikte olacağını, kendisine bir varlık vereceğini, halbuki varlığının var olmadığını bilir. Bilmesi hasebiyle de pişmanlık olmaz. Bu pişmanlığın olmaması demek, artık bu kişiye levvame yolunun kapanmış olduğunu gösterir. Yani bu kişi emmareye yerleşir, mülhimeye sıçramalar yapar. Levvame hali bunda oluşmaz. İşte bu emmareden mülhimeye sıçramalar yapıp tekrar emmareye düşmesi süreci içinde gerçekten bu işin hakikatını yaşayan bir kişiye rastlarsa, o zaman o kişi onu gereken biçimde uyararak, ikaz ederek, işin sistemini, tekniğini anlatmak suretiyle onu emmareden kurtarıp mülhimede yerleşik hale getirir. Mülhimede yerleşik hale geldiği zaman da o kişi ilham yolu idrak ettiği, yaşadığı hali şuurunda yaşarken bedeninin de içinde bulunduğu şartlar boyutunda, genişliğinde gereğini yerine getirmek suretiyle
Kendini mutmainliğe hazırlar. Yani bir kişi mülhimeye geldiği zaman varlığının ilahi, hakiki varlık olduğunu idrak etmek suretiyle bir yandan yaşarken, bir yandan da namazını kılar, orucunu tutar, zikrini yapar, insanlara yardım eder, nefsine dönük değil çevresine dönük yaşarsa, bu yaşam onda, kendi varlığının da, çevresinde gördüğü her şeyin de hep Hakk'ın varlığı olduğu müşahedesini oturtur ki, bu da onun mutmainliğe geçmesine en büyük vesile olur. Ve bu arada mülhimedeki girdaptan da kendini kurtarmış olur. İşte tasavvufta en zor geçilen yer, en tehlikeli, en ayak kaydıran ve tam anlamıyla bir girdap olan yer mülhime, nefs. Yani ilham alan nefs mertebesinde, durumunda kişinin kendini hissetmesidir. Bu anda kişi kendisine faydalı olacak, uyaracak, hakiki manadaki bir yetiştiriciye en büyük ihtiyacı duyar. Ve zaten de bu yolda en büyük ihtiyaç duyulan, yetiştiriciye ihtiyaç duyulan mertebe burasıdır. İşte bir kısmının şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünü söylemelerinin sebebi bu mertebedeki bu vartadır. Yoksa diğer mertebelerdeki, diğer bölümlerdeki, nefsin diğer hallerindeki bilgileri ilim yolu da elde etmek suretiyle kişi kabiliyeti ve istidadı varsa elde edip ilerleyebilir. Ama buradaki bu vartaları atlaması için mutlaka yanında daha evvel buralardan geçmiş, buraları atlatmış, yoluna devam etmiş bir kişiye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç neticesinde eğer böyle bir kişiyi bulursa o zaman bütün bunları da bilir, öğrenir ve kolaylıkla buraya geçerek mutmaine nefs düzeyine yükselir, velayet mertebesini kazanır. Kendisi için artık bundan sonra korkulacak, hüzün duyulacak bir hal söz konusu olmaz. Sadece irfan mertebelerinde gelişmeler onun için söz konusu olur.